Enes Köroğlu kanalından herkese selamlar. Bu videoda YouTube kanalımızın, YouTube hesabımızın mail adresini nasıl değiştirebiliriz bundan bahsedeceğim. Günümüzde insanlar YouTube kanalı satın alıp aynı zamanda kendi kanallarını satabiliyorlar. Tabi bu alım satım işlemlerinde en büyük problem güven. İşte bu güven sorununu ortadan kaldırmak, kanalın karşı tarafla ilişiğini tamamen kesmek için mail adresini kendimize geçirmemiz gerekiyor. Sadece bu durumdan değil, kendi kullandığınız maili de değiştirmek istiyor olabilirsiniz. O halde ne yapmamız gerektiğine bakalım. Başlamadan önce bu değiştirme işleminin 7 gün sürdüğünü söylemek istiyorum. Şimdi adımları sırasıyla takip edelim. İlk olarak mail adresini değiştirmek istediğimiz YouTube hesabına giriş yapıyoruz. Sizlere anlatmak için açmış olduğum deneme Gmail'ini yazdım. İleri diyorum. Şifreyi giriyorum. Enter'ladım. Şu an YouTube hesabına giriş yaptık. Sağ üstte de profilimizi görebiliyoruz. Profilimize tıklıyorum. Bakın kanalımıza geldim. Görmüş olduğunuz gibi burada YouTube kanalımız mevcut. Örnek olması için bir tane video yükledim. Öncelikle kanalı başka bir maile taşımak için kanalınızın marka hesabı olması gerek arkadaşlar. Peki bunu nasıl öğreniyoruz? Marka hesabı değilse nasıl marka hesabı yapabiliriz? Bunları sırasıyla anlatacağım. Şimdi tekrar sağ üstten profilimize tıklıyoruz. YouTube Stüdyo'ya geliyoruz. YouTube Stüdyo'ya giriş yaptıktan sonra sol taraftaki araçlardan ayarlar kısmına tıklıyorum. Buradan kanala geliyorum. Gelişmiş ayarlara tıklıyorum ve en aşağıya iniyorum. YouTube hesabını yönet diyor. Buraya tıklıyoruz. Baktığımızda kanalımız bölümünün altında kanal yöneticileri diye bir kısım yok. Yani şu an bizim hesabımız marka hesabı değil. Eğer kanalınız marka hesabı olsaydı, kanalınız bölümünün alt kısmında bir de kanal yöneticileri diye bir bölüm olurdu. Demek ki şu an bu hesabımız marka hesabı değil. Bunu şuradan da anlayabiliriz. Sağ üstten yine profilimize tıkladığımızda hesap değiştir dediğimizde burada bakın tek bir kanal var. Yani marka hesabı değil. Eğer marka hesabı olsaydı bir tane daha kanal olurdu. Yani iki tane kanal gözükürdü. Kanalımız marka hesabı mı değil mi öğrendikten sonra diyelim ki şu an size gösterdiğim gibi marka hesabı değil ne yapacağız? Önce marka hesabına geçireceğiz. Zaten marka hesabı olanlar sonraki işlemden devam edecek. Evet biz şu an marka hesabı olmayan örnek üzerinden gidiyoruz. Şimdi bu kanalı marka hesabına geçirmek için sol en alttaki gelişmiş ayarlar kısmına tıklıyorum. Ve bakın burada kanalı taşı diyor. Kanalı marka hesabına taşıyın. Buraya tıkladığımızda burada bakın YouTube kanalı taşınıyor diyor. Aşağıdaki kanal taşınacak. Bu kanalımız, bu da kanal kimliğimiz. Fakat kullanılabilir başka hesap yok diyor. Yani taşımamız için bir tane daha kanal açmamız gerekiyor. O yüzden şu an taşıyamıyoruz. Ne yapacağız? Bir kanal daha açacağız. Kafanız karışmasın arkadaşlar. Biz şu an kanalın mail adresini henüz değiştirmedik değiştirmek için önce mevcut kanalımızı marka hesabı yapıyoruz. O yüzden mevcut kanalı yeni bir kanala taşımak için tekrar hesap kısmına geliyoruz ve buradan yeni kanal oluştur'a tıklıyoruz. Evet, kanal adımızı taşıyacağımız kanal adıyla aynı olsun. Buraya da tekrar Ahmet Güler diye örnek bir isim yaptım. Oluştur'a tıkladım ve gördüğünüz gibi yeni bir kanal oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar profil kısmına tıkladığımızda hesap değiştir diyorum. Bakın gördüğünüz gibi önceki taşımak istediğimiz kanalımız ve yeni açtığımız Ahmet Güler kanalı. Şimdi önceki kanalımıza tekrar tıklıyorum. YouTube Studio kısmına geliyorum ve ayarlar kısmına tıkladıktan sonra kanal gelişmiş ayarlar en aşağıya iniyorum ve YouTube hesabını yönete tıklıyorum. Evet şimdi bakın burada kanallarınızı ekleyin veya yönetin seçeneği geldi. Buraya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane kanalımız oluşmuş oldu. Gelişmiş ayarlar kısmına geldiğimde ise kanalı taşı kısmından tekrar kanalı marka hesabına taşımak için tıklıyorum. Ve bu sefer tıkladığımda bakın en altta yeni açmış olduğumuz Ahmet Güler kanalı karşımıza geldi. Şimdi değiştire tıklayarak eski kanalımızı bu kanala taşıyacağız. Tıklıyorum. Bu kanal silinsin mi diyor. Silinecek kanal diyor. Ve şunlar kalıcı olarak silinecek diyor. Aboneler, hediye üyelikler, arama, izlenme geçmişi ve videolar diyor. Bu gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Bu silinecek olan yeni kanal. Yani az önce açtığımız sıfır hiçbir şey olmayan kanal. Yani sizin taşıyacağınız kanaldaki hiçbir şey silinmeyecek. Burayı anlıyorum ve devam etmek istiyorum diyoruz. Kanalı sil dedik. Evet. Kanalın aktarımından sonraki hesap diyor. Zaten bu eski kanalımız. Bu aktarılacak. Burada da URL'miz ve adımız, simgemiz değişmeyecek. Bu içerikler aktarılmaz diyor. Bunlar da zaten önemli bir şeyler değil arkadaşlar. Kanalı taşı diyoruz. Ve altta bir uyarı aldık. YouTube kanalınız başarıyla taşındı diye. YouTube'un ana sayfasına geldim. Hemen sağdan profil kısmına bakıyorum. Hesap değiştir'e tıklıyorum. Bakın, görmüş olduğunuz gibi biz üstteki kanalı aşağıya taşıdık. Resmi de zaten değişmiş. Hemen bakalım. Videolarımız falan da gelmiş mi? Kanalınız kısmına tıklıyorum. Evet, videomuzda gördüğünüz gibi buraya gelmiş. Biz şu an mail adresini değiştirmek istediğimiz YouTube hesabının kanalını marka hesabı olmadığı için marka hesabına dönüştürdük. Bundan sonra mail adresini değiştirmek için devam edebiliriz. Marka hesabına geçen kanalımda olduğuma eminim. Şimdi sağ taraftan YouTube Stüdyo'ya tıklıyorum. Ayarlar kısmına geldik. Kanal kısmından gelişmiş ayarları gelip en aşağıya iniyoruz tekrar. YouTube hesabını yönet diyoruz. Bakın artık kanalımız marka hesabı olduğu için burada kanal yöneticileri kısmı geldi. Videonun başında da bahsetmiştim. Zaten marka hesabı olanlar da buradan devam edecek. Kanal yöneticileri kısmından yönetici ekleyin veya kaldırın diyor. Buraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda bakın marka hesabı YouTube ile sınırlıdır diye yazıyor ve burada kullanıcılar var. Rolleri değiştirin, kullanıcıları davet edin ve mevcut kullanıcıları kaldırın diyor. İşte şimdi buradan şu anki marka hesabı olan kanalı başka bir mail adresine taşıyacağız. İzinleri yönet kısmına tıklıyoruz. Bakın kanalımız Ahmet Güler ve birincil sahip yazıyor. Bakın bu çok önemli. Birincil sahip demek tüm yetki ondadır demek. Yani şu anki kanalın sahibi birincil sahip. Sağ üstte yeni kullanıcılar davet et diyor. Buraya tıklıyoruz. Ve buradan yeni kullanıcılar ekleyin diyor. İşte kanalımızı değiştirmek istediğimiz mail adresini buraya yazacağız. Yani şu an buraya yazdığımız mail adresi artık kanalın yeni sahibi olacak. Ve ben buraya yazıyorum. Yine bu video için açmış olduğum bir mail hesabı. Evet, yazdım. mehmetdagdeneme@gmail.com. Artık kanalın yeni sahibi bu adres olacak. Ama bitmedi. Buradan rol seçiyoruz. Buradan sahibi seçeceğiz bakın. Yöneticiyi değil. Sahibi olarak seçtim ve davet et dedim. Kullanıcılar davet ediliyor diyor ve bakın buraya mail adresi geldi. Şu rol için davet edildi sahibi yazıyor. Tamamlandıya tıklıyorum. Şu an bizim yazmış olduğumuz yeni mail adresine bir istek gitti, davet gitti. Şimdi yapmam gereken o mail adresine girip bu daveti kabul etmek olacak. Mail adresimi yazdım, ileri diyorum. Enterladım ve o mail adresine geçiş yapmış oldum. Bizim davet istemiz nereye geldi? Gmail'e geldi. Şuradan hemen Gmail'e tıklıyorum. Gmail'ime giriş yaptım. Bakın burada hemen gelen kutusunda bizim isteğimiz gözüküyor. Ahmet Güler sizi Ahmet Güler adlı hesabın sahibi olmaya davet etti diyor. Hemen üzerine tıklıyorum ve daveti kabul et diyorum. Buradan kabul et'e tıklıyorum ve Ahmet Güler hesabının artık sahibiyim. Şimdi bakalım bizim aktarmış olduğumuz mail hesabıyla o YouTube kanalına giriş yapabilecek miyiz? Oturum aç diyorum. Evet. Mehmet Dag denemeyi seçtim. Şifremi yazıyorum. Enterladım. Şu an YouTube hesabına giriş yaptım. Bakın, sağda gördüğünüz gibi kanal Ahmet Güler olarak çıktı. Ama biz şu an bu kanalın sahibiyiz. Birincil sahibi olacağız ve önceki kanal sahibini bu kanaldan sileceğiz. Tamamen yok edeceğiz arkadaşlar. YouTube stüdyoya geliyoruz. Ayarlar kısmına geldik tekrar Kanal dedik Gelişmiş ayarlar En aşağı iniyoruz Youtube hesabını yönet diyoruz Yönetici ekleyin veya kaldırın kısmına tıklıyoruz İzinleri yönet dedik bakın burada Mehmet Dağ şu an bu kanalın sahibi Fakat bizim birinci sahip olmamız lazım çünkü tüm yetki onda Ama şu an baktığımızda birinci sahip hala önceki e-mail adresinin Sahibi Şimdi buradan tıklıyoruz ve bunu yani Mehmet Dağı aktarmış olduğumuz mail adresinin sahibini buradan birincil sahip yapacağız. Fakat burada ne diyor? Ahmet Güler hesabının birincil sahibi yapılsın mı diyor. Yani bu kanalın asıl sahibi Mehmet Dağ olsun mu diyor. Evet şunları yapabilir diyor. Sahip ve yöneticiler ekleme, dahil olmak üzere hesapların izinlerini değiştirme ve bu hesabı tamamıyla silme. Yani tüm yetkileri dediğimiz gibi bu kişiye aktarıyoruz. Buna aktar dediğimizde sol altta bakın diyor ki yalnızca en az 7 gündür yönetici olan kişiler bu işlemi yapabilir diyor. Yani 7 gün beklememiz gerekiyor. Şu an hala sahibiyiz. Birincil sahibi olabilmemiz için 7 gün sonra bu işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun üzerinden 7 gün geçtikten sonra buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tıklayıp birincil sahibe tıkladığınızda aktar dediğinizde artık Mehmet Dağ kişisi birincil sahip olmuş oluyor ve Ahmet Güler kişisi birincil sahipten sahibe geçmiş olacak. Ondan sonra Ahmet Güler'in yanına gelip çarpı işareti var arkadaşlar. Kaldır dediğinizde Ahmet Güler kişisi yani önceki kanalın sahibi tamamen ortadan kaldırılacak ve artık kanalın tek sahibi siz olacaksınız. İşte bu şekilde bir YouTube kanalını başkasının mail adresinden kendi mail adresimize geçirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz alttan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.